Şimdi önemli bir kavram var karşımızda, bilimsel gösterim. Ancak bilimsel gösterimden önce çok küçük ve çok büyük sayıları tanımlamamız gerekiyor. Hani çok büyük ve çok küçük sayıları nasıl üstel olarak ifade evet. edeceğiz? Örnekle başlayalım. Mesela 7000. Bu sayıyı ben 7 çarpı 10 üzeri kaç olarak gösterebilirim? Kaç sıfır var? 5. 10 üzeri 5 olarak evet. gösterebilirim. Bu bir şekilde farklı bir gösterim. Üstü evet. gösterim. Şöyle olsaydı 0,007 olsaydı. Hı hı. Bunu da bakın. Bu 7 bölü 1000'dir. O da az önce öğrenmiştik zaten. 7 bölü 10 üzeri 3'tür. Evet. O da 7 çarpı 10 üzeri eksi 3'tür. Ne yapıyor? 10 üzeri 3 yukarıya çıkıyor. 10 üzeri eksi 3 olarak yazılabiliyor. Bu çok küçük ve çok büyük sayıların yazılımında kullandığımız bir tekniktir arkadaşlar. Bu ifadelerde ha ben şunu şöyle de yapabilirdim. Yani keyfim öyle istiyor kardeşim. 7 çarpı 10 üzeri 5 değil de 700 çarpı 700 ayırırsak 3 tane mi sıfır evet. kalıyor? 10 üzeri 3 böyle de yazabilirdim. Ama... Hatta şunu söylüyoruz. Hı. Biz aslında buradaki virgülü sağa sola sağa sola ne yapabiliriz? Kaydırabiliriz. Kaydırabiliriz. Bunu da şöyle bir örnekle gösterelim öğrenciye. Mesela 0,423 çarpı 10 üzeri 15. Evet. Ben bunu 10 üzeri 15'i çarptığımda ortaya çıkacak sayıyı evet. tahmin ediyorum. Evet. Ama bunu böyle ifade etmem çok zor. Peki 0,423 olarak söyleyebileceğim gibi bunu 1 virgül sağa kaydırarak 4,23 10 üzeri 14 ya da 1 virgül daha sağa kaydırarak 42,3 çarpı 10 üzeri 3 olarak evet. ne yapabilirim? Söyleyebilirim. Dikkat etmeniz gereken eğer virgül sağa doğru kayıyorsa üstteki sayı küçülecek. Virgül sola doğru kayıyorsa üstteki sayı büyüyecek. Burada genellikle öğrenciler hata yapıyorlar. Ben de diyorum ki hocam virgül sağa doğru kayarsa bu sayı büyür mü küçülür mü? Büyür. Bu sayı büyürse üstü küçüleceksin. Evet. Virgül sola doğru kayasaydı sayı küçülürdü. Küçüldü. O zaman üstü büyütecek. Üstü büyütecek. Evet. Hadi bir örnekle söyleyelim sana. Söyleyelim. Bakayım dinliyor mu? Mesela 72,413 10 üzeri eksi 11 olsun. 2 virgül sağa kaydırdım. 72,41,3 10 üzeri eksi. Şimdi sayı büyüdü mü? Sayı büyüdü. 2 basamak büyüdü. O zaman bunun üstü 2 basamak ne olacak? Küçülecek. Eksi 13 olacaktır. Dikkat etmemiz gerekiyor. Anlaştık evet. mı? Gayet basit. Peki 2 virgül sağa değil de 4 virgül sola kaydırıyorum. Bak 1, 2. Evet. 1, 0. 3. Evet. 4. Yani 0,0072. Bu sefer sayı pardon 413 de var daha. Çarpı 10 üzeri. Şimdi 4 evet. virgül sağa doğru kaymadık mı? Küçülteceğiz. Sayı küçüldü. Sayımız küçüldü. Evet. O zaman üst büyümesi lazım. Büyüyecek. 4 eklersek. 4 eklersek. Eksi 7. Eksi 7 olacaktır. Çok önemli, tehlikeli bir yer. Mesela ışığın saniyelik hızı. Ben derim ki 300 çarpı 10 üzeri 6. Mantıklı mı? Ben de derim ki 3 çarpı evet. 10 üzeri 8 derim. Her ikisi de doğru. Ama yani bu nasıl ifade edeceğiz? Yani biz bilim adamı olarak karşılaştığımız zaman. Ben bilim adamı değilim. O yüzden onlara düşünsene. Bana ne? Peki geliyoruz buna. Dünya ile Güneş'in uzaklığı yaklaşık olarak 150 bin kilometredir. 15 diyelim çarpı 1, 2, 7 tane var. 10 üzeri 7. Aslında dediğiniz olay gerçekten de önemli bir olay, biliyor musunuz? Bilim adamları birbirleriyle yaptıkları yazışmalarda evet hesapladım 300 çarpı 10 üzeri 6. Sen ne buldun? Ben de 3 çarpı 10 üzeri 8 buldum aynı. Ya ikisi de aynı şeyi söylüyor ama farklı dillerde söylüyorlar. İşte bu yüzden demişler ki yok biz eğer aramızda yazışmalar yapıyorsak dünya standartlarında evrensel bir cümle ya da bir tarif bulmalıyız. Evet. Bu tip üstü sayıları göstermek için. İşte bu tip üstü sayıları göstermek için bilimsel gösterim denilen kavram ortaya çıkmış. Nedir bilimsel gösterim? Çok küçük veya çok büyük sayıların yazılımında kullanılan standart yöntem. Bilim insanlarının kullandığı ortak evet. bir dil. Neymiş kural? Hani A çarpı 10 üzeri değil mi x artır yazdığımız sayı var? Böyle yazacaksın diyor ama A sayısı 1 ila 10 aralığında. Örnek Avogadro sayısı. Herkes aynı şeyi söylüyor. Neymiş Avogadro sayısı? 6.02 çarpı 10 üzeri 23. Mesela bak hocamıza sordum o da biliyor. Ben de biliyorum. Neden biliyoruz biz bunu? Okulda bize öğrettiler evet. çünkü kimya dersinde 1 mol işte elementteki ya da neyse atom artık bileşikteki atom sayısı 6,02 çarpı 10 üzeri 23'tür.
Kimse bize şöyle demedi. 60,2 çarpı 10 üzeri 22'dir demedi. Çünkü bu bilimsel değil ama bu bilimsel. Bunu bilimsel yapan şu A sayısının 1 ila 10 aralığında söyleniyor olması. Bu aralıkta söylendiği için. O zaman ben bütün sayıları bilimsel olarak ifade edebilirim. Sayı bu mu? Evet. 3, 6, 7, 8. 1,8 çarpı 10 üzeri 8. Tamam. 8 virgülü kaydırdım. Üzerine 8 arttıracağım. 10 üzeri 0 gözüküyordu burada. Yani önemli olan bizim için şu önündeki evet. A kısmı çok önemli. Mesela evet. Bunu kaç virgül kaydırmam lazım bilimsel olması için? 1, 2, 3, 4. 4. 9,5 çarpı 10 üzeri 12. 12 olacaktır. Azalttık ne yaptık? Sayıyı. Sayı 95.000'di. Evet. 9,5'a küçüldü. Demek ki üstü artacak. Evet. Devam. Devam. 1, 2. 16,74 olur mu? Olmaz. 16, 1 ile 10 aralığında değil çünkü. 3. 1,674. 10 üzeri kafam karışmasın bir saniye. Tamam. 3 virgül sayı küçüldü. Bu üstü 3 artacak. Evet. Eksi 23. Tamam. 3 artı tarafa. 24. Eksi 24. O da olur. O da kabul ediyoruz. 1, 2, 3. 2,5 deyince bırakmam lazım bilimsel olması için. 10 üzeri sayı büyüdü. Sağa doğru gittim zaten. Evet. Üstü arttıracağım. Öyle mi? Azaltacağım. Azaltacağım. Sayı sağa doğru gittiği için sayı giderek ne yaptı? Büyüdü. O zaman üstü azalacak. Evet. 1, 2, 3 basamak azaltırsak 11. 1, 2, 3. 10 üzeri eksi. Şimdi sayı büyüdü. Üst azalacak. 13. Eksi 13. Bu sayıların bilimsel gösterimleridir. O kadar da zor değilmiş aslında. Ne verilen... Bu? Böyle onun kuvvetleri şeklinde verilen her sayıyı ben artık onun bilimsel gösterimini yazabilirim. Doğru mu? Doğrudur. Oo. Çok bir soru be. Şimdi öncelikle şundan bahsedelim. 3 tane yıldızımız var. Nedir bu? Benzeri teyokta çıkmıştır arkadaşlar. X gezegeninin güneşe uzaklığı yaklaşık 2 milyar 871 milyon kilometredir. Bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Ben şunun üstüne yapsam da olur herhalde. Olur. Şimdi bakıyorum 6 tane sıfır var mı burada? Hı hı. Önce şuraya alayım. 2871 çarpı 10 üzeri 6 dedim. Oldu. Sıfırları güzel. Aldım. Şimdi direkt gösteremiyorum diyorsun. Bu şekilde yani, yazarsan daha iyi göreceğim. Pratik olsun. Mantıklı. 1, 2, 3. 2,871,3 basamak sola kaydırdım. O zaman ne yapacağım? Sayı küçüldüğü için kuvveti artıracağım. 10 üzeri kaç geliyor? 3. 9. Bu da C seçeneği. Bunlar doğru değil mi? Bunun yazılışıyla bu da aynı. Ama bilimsel değil çünkü bizden bilimsel gösterimi istiyor. Evet, ifadenin ne olması gerekiyor? A sayısının 1 ila 10 aralığında evet. olması gerekiyor. Güzel. Güneş ışınları 14,48 çarpı 10 üzeri 9 metre bölü saniye hızla ilerlerken yere çarpınca yansıyarak bımbık kadarı ilerlemeye devam ediyor. Yani bu kadar geldi ama geriye bu kadarı döndü. Hı hı. Kaybettiği hızı diyor bilimsel olarak gösteriniz. Kaybettiği hız demek eksilen kısmı evet. çıkartacağız. O zaman bundan bunu çıkartalım. Çıkartalım. 10 üzeri 9 eksi 8 çarpı 10 üzeri 6. Ama. Çıkartalım ama ufak bir sorun var şimdi. Çıkartamayız böyle. Çünkü biz öğrencilere üstü sayı vardı. Şunu öğrettik. Atıyorum ne dedik size? 4 çarpı 3 üzeri 5 ile 2 çarpı 3 üzeri 5'i toplayıp 6 çarpı 3 üzeri 5 diyebilirsiniz. Ama 4 çarpı 3 üzeri 5 ile atıyorum 8 çarpı 3 üzeri 2 ne yapamazlar? Toplayamazlar. Burada bir işlem yapamıyordunuz. Hatırladınız mı? Burada da benzeri bir durum var. Buradaki işlemi ancak şöyle yapabilirsiniz. Sonuçta burada 3'ün kuvvetlerini değiştirmeniz zor ama burada onun kuvvetlerini değiştirebilirsiniz. Evet. Nasıl? Ne yapalım? Kırmızıyı alalım. Alalım. Bunu 3 virgül kaydıracağım. 1, 2, 3. 14, 480, 10 üzeri 6. Hı, tamam. 3 virgül kaydırırsam sayı büyüdüğü için üstü 3 basamak küçülttüm. Eksi 8 çarpı 10 üzeri 6. Şimdi üstü sayı var da bu öğrendiğim kuralı ne yapabilirim? Kullanabilirim. 14.480'den 8'i çıkartırsak 14.472 tane 10 üzeri 6. Vural Bey buyurunuz. Bu bilimsel gösterim mi sizce? Hayır. 1, 2, 3, 4.
1,4472 10 üzeri 10. 10. Neden? Sayı küçüldü. Üstü evet. büyüyecektir. Bizim bilimsel gösterimimiz olmuş oluyor. Şimdi güzel bir soru. Türkiye genelinde bir yılda 82,8 çarpı 10 üzeri 5 adet çam ağacının kurtarılması hedefleniyor. Güzel bir hedef. Yandaki afişe göre bu hedefe ulaşmak için bir yılda kaç ton kullanılmış kağıt geri dönüşme kazandırılmalıdır? Şimdi 18 çam ağacı 1 ton kağıda mı eşitmiş? 1 ton kullanılmış kağıt ile 18 çam ağacı kurtarırım. Kurtarabiliyoruz. Evet. Şimdi bu kadar çam ağacını kurtarmak için o zaman ne yapmam lazım? Ne kadar bu sayıyı 18'e bölmem gerekiyor. Yani atıyorum 18 çam ağacı 1 tonu kontrolü kurtarıyorsa işte ya da 1 ton 18 çam ağacını kurtarıyorsa 10 ton kaç çam ağacını kurtarır? Ya da 90 çam ağacını kurtarmak için kaç ton gerekir? Bunu bir iki yöntemle çözebiliriz aslında. Ama oran orantı bazı çocuklar bilmiyor olabilir. Tamam. Biz şöyle diyelim direkt. Direkt. Şimdi 18 çam ağacı 1 tonsa şu kadar ağaç kaç ton? 82,8 çarpı 10 üzeri 5 ağaç kaç tondur? Bunu 18'e bölerek buluruz. Her 18 tanesi bir tanesini kurtaracak. Şu an bölme yapmak imkansız. Evet. Bir virgül kaydıralım. 828 çarpı 10 üzeri 4 bölü 18. Doğru mu? Doğrudur. 828'i 18'e bölmem lazım. Yer açayım hemen kendime. Şöyle. 828'i 18'e bölersek. 4 sefer var. 72. 108. 6 sefer var. 108. Kalan 0. Cevap 46 mı? Şunlar sadeleştiğinde 46 çarpı 10 üzeri 4 karşımıza çıkıyor. Demek ki 46 çarpı 10 üzeri 4 aradığımız cevap. Bakıyorum. Hep bilimsel göstermeye çalışmış. Çünkü cevap şıklarında genellikle bilimsel gösterimini ister sizden. Bir virgül kaydırmam lazım. 4,6 çarpı 10 üzeri sağa kaydırdığımız için küçülttük. 5 olacaktır. Şimdi o da hemen 5 yapıştıralım. Silmişiz. Üzgünüm buradan ya silmiş ya da belki dizgi için Necati yazmamış da olabilir. Necati. Necati'ye kızarız. Suçu Necati'ye atalım.